Nokta TV'den merhabalar değerli izleyenler. Konuğumuz Profesör Doktor Tayfun Uzbay. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi koronavirüsü konuşacağız. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda bu virüsle yaşamaya da biraz böyle yavaş yavaş alıştık sanki. Tabii ki korkularımız halen daha çok yüksek düzeyde ancak varyantlarla birlikte koronavirüs hastalığı devam ediyor. Şimdi bu mücadelede en büyük silah olarak aşı görülüyor şu aşamada. Türkiye'de de oranlara baktığımızda aslında biraz düşük kaldık değil mi hocam? Acaba bu neden böyle oldu? Yani tam olarak bu güveni niye sağlayamadık? Neden sağlayamadık? İlk aşılar çıktığında biliyorsunuz ki belli bir yaş grubuna uygulandığında hiçbir sıkıntı yoktu. Herkes gidip aşısını oldu. Herkes annesini babasını götürdü, teyzesini amcasını götürdü. Hiç kimsenin kafasında da bir soru işareti de yoktu aslında o zamanlar. Sizler de hatırlayacaksınız. Ne olduysa bu son dönemde oldu. Bir aşı karşıtlığı başladı. Hatta mitingler yapılmak isteniyor. İzin verilmiş valilik tarafından da böyle de bir durum söz konusu. Sizin yorumunuz nedir? Neden böyle oldu? Şimdi Ezgi Hanım, bu her zaman vardı. Aşı karşıtlığı, hatta bu korona öncesinde de vardı. Biz konuşuyorduk sürekli olarak bunları. Kızamık aşısını yaptırmak istemeyen, çocukluk çağındaki o çocuk felci aşısını yaptırmak istemeyen insanlar vardı ve belli aşı karşıtı gruplar vardı zaten. Ve bunlar hem bilim insanları tarafından tartışılıyordu bu konu, hem de zaman zaman işte medyada da tartışılıyordu. Ancak bugünkü kadar güçlü bir şekilde tabii ki gündem yaratamıyordu o zaman. Şu anda karşımızda ölümcül bir pandemi var. Bunun da tam ortasındayız. 2 yıldır yakamızı bir türlü kurtaramadık. Şimdi bu pandeminin ilk 1 yıllık süreci içerisinde aşı karşıtlarının ortaya çıkmasına çok da fazla gerek yoktu. Çünkü elimizde aşı yoktu. Sadece aşı olabileceğiyle ilgili tartışmalarımız vardı. Aşı hayatımıza gireli işte 1 yıla yakın bir süre oldu neredeyse. Ve o tarihten itibaren de aşı karşıtları da etkinliklerini artırmaya başladılar. Giderek daha da artırmaya başladılar. Bu sadece bizim ülkemize özgü bir şey değil yalnız. Tam tersine bizim ülkemizde çok batıdaki kadar, Avrupa'nın bazı ülkelerindeki kadar ya da Amerika'daki kadar daha yoğun olduğunu da düşünmüyorum. Bizim ülkemizde daha fazla bir aşı tereddütü ve aşı karşıtlığından çok aşılara böyle bir şüpheyle yaklaşma durumu var. Tabii ki burada da aşı karşıtları algı yönetimi de yapıyorlar. Bazı sorumsuz akademisyenler maalesef, yani siz kendiniz aşı olmak istemeyebilirsiniz ama akademisyen sorumluluğu içerisinde meslek yemininize aykırı olarak ve okul, üniversitenizde aldığınız, o mesleği edinirken aldığınız eğitimin tamamen zıttı yönde bir takım açıklamalar yapamazsınız. Ve bunu da bir fikir özgürlüğüymüş gibi falan konuşuyorlar. Hiç böyle bir şey yok. İnsan hayatını tehdit eden bir pandemide, bilimsel olarak kanıtlanmış, etkinliği kanıtlanmış bir yönteme karşı çıkmak tamamen bir akıl tutulmasıdır. Bazılarının zaten başka hesapları da var. Onlar popüler olmaya veya gündem yaratarak gündemde kalmaya çalışıyorlar. Bazı eski gündemden düşmüş şarkıcıların da ortaya çıktığını falan görüyoruz son zamanda. Ama bu dünyada da böyledir. Yani bu iş... Ama bu kadar önemli bir mesele de, yani popüler olmak için, tekrar gündeme gelip konuşulmak için, ki bunların arasında dediğiniz gibi önemli isimler var, akademisyenler var, önemli uzmanlar var ki zaten işte bunların sebep olduğu yoğun bir kitle var. Diyorlar ki işte mesela şu falanca falanca isim. Çok ünlü bir doktor. O diyor ki işte sakın vurdurmayın bu aşıları. Ne olacağı belli değil. İşte size 2 yıl sonra ne olacak bilinmiyor. 2 yıl sonra ne olacağı bilinmeyen bir aşıdan bahsediyorlar. Ama diğer tarafta da baktığımızda hatırlatma aşıları denen bir şey var. 6 ayda bir. Hatırlatma dozları. Bu demek oluyor ki bu aşıların zaten etkinliği 6 ayda sıfırlanıyor ya da en aza inmiyor mu? Nasıl bir şey bağdaştıramıyorum ben, yani 5 yıl sonra bizi öldürebilecek aşının öyle deniliyor ya,
6 ayda Hayır, nasıl şimdi etkisi geçip de. onlar diyorlar ki işte vücudunuza giriyor bir yerden, bir şeyleri tetikleyecek, o sinsi bir şekilde pusuda yatacak ve bir süre sonra uyanacak ve faaliyete geçecek. Şimdi bunun bir komplo teorileri tarafı var. Tabii ki Netflix filmlerine falan bakarsanız çok fazla komplo teorileri vardır ve komplo teorileri en fazla izlenen filmler Değil mi? arasındadır Çok tutar. Türkiye. Tabii ki çok tutar, her zaman çok tutmuştur. Yani her türlü savaş filminde, macera filminde, bunun dışında işte casusluk filmlerinde, her çeşit filmde ve hatta aşk filmlerinde de vardır. Yani mutlaka birbirini seven iki kişi vardır. Bir de bunların arkasında dolap çeviren birileri vardır. Yani kavuşamayan aşıklarla ilgili de bu vardır. Yani Evet. toplum komployu, dedikoduyu, dezenformasyonu maalesef seviyor. Yani bu insanın doğasıyla ilgili bir şey. Tabii insanın duymak istediği bir takım şeyler var Ezgi Hanım. İyi şeyler duymak istiyor insanlar genellikle. Morallerini fazla bozmak istemiyorlar. Ne bileyim, bir tane tablet YouTube, bir tane kapsül YouTube ya da işte içine baharat doldurulmuş bir şeyi YouTube, hiçbir şekilde kanser olmayacağına dair bir inanç geliştirmek gayet güzel bir şey insan açısından. Tabii. Veya ne bileyim işte sihirli bir ekstra vardır. Bu sihirli ekstreyi yuttuğunuzda zihni çevikliğiniz çok artacaktır. Çok daha keskin düşüncelere sahip olacaksınızdır. Bunlara inanmaya eğilimlidir insanlar. Komployu da severler. Onlar biraz tabii ki buralardan besleniyorlar. Bununla mücadele etmek için de biz elimizden geldiği kadar toplumu aydınlatmaya çalışıyoruz. Şimdi ben o akademisyenlere cehalet bilimcileri diyorum. Çünkü onlar aslında gerçek bilimi, reel bilimi savunmuyorlar, toplumu aydınlatmıyorlar. Tam tersine toplumu bir karanlığa doğru itmeye çalışıyorlar. O yüzden de cehalet bilimi ya da cehalet bilimcisi diyebiliriz bunlara. Evet, cehalet ki maalesef bizim ülkemizde çok deyim yerindeyse para eden bir şeydir hocam, bilirsiniz. Şimdi bir taraftan da aşı olmayanlar kendini şöyle tatmin ediyorlar. İşte ben zaten sağlıklıyım. Hastalık işte bu zamana kadar işte 2 yıl olmuş. Ben bir virüse bulaşmadım. Geçecek olsaydı bu zamana kadar bana geçerdi. O sıvıyı da sıvı olarak adlandırıyorlar. Vücuduma almak istemiyorum. Ve şu an onu almadığım için de daha sağlıklıyım. Sağlıklıyken de bunu almak istemiyorum diyorlar. Şimdi Ezgi Hanım, bu bir önceki soruların başında şöyle bir şey dediniz. Bunun uzun vadeli etkileri ne olacak? İşte bu sıvıyı ben yaptıracağım ama 2 yıl sonra ne olacağım? Ben de şunu soruyorum. Yani 2 yıl içinde başka bir sürü şey olabilir size. Yani kafanıza saksı düşebilir. Bunlar artık öyle bir noktaya gelmişler ki aşı yaptırdıktan sonra aşı merkezinden çıkan birinin başına saksı düşse bir yerden bunu aşıya bağlayacak durumdalar artık. Yani normal doğal ölümleri, doğal hastalıkları, doğal o kişinin yani bir trafik kazası olduğunu düşünün. Trafik kazası sonrası kişi hayatını kaybetmiş. Hani Tabii öyle bir tabii. noktaya gelmiş durumdalar ki aşı olmasaydı belki de hayatını kaybetmeyecek diye kadar artık bu kadar aşırı şeyleri biz görebiliyoruz sosyal medyadaki paylaşımlarında. Ama burada bakıyorsunuz başka hassasiyetleri yok bu kişilerin. Mesela gıda güvenliği gibi bir sorunumuz var. Giderek Değil sağlıklı mi? gıdaya Bu ulaşmak. kişiler paket Aynen paket öyle. GDO'lu Yani gıdalar tüketen insanlar. sağlıklı gıdaya ulaşma imkanımız giderek azalıyor. Bakın daha geçen gün 52 kalem ilaç şeyden çıkartıldı. Geri ödeme listesinden çıkartıldı. İnsanlar artık bu ilaçları paralarını ödeyerek alabilecekler. Mesela bunlara falan kimsenin kafa yorduğu yok. Sosyal devlet şirket devlete doğru evriliyor. Giderek sırtından bu yükü atmaya çalışıyor. Şu anda çok takdir edilesi bir durum var ortada aslında. Bakın, ortalama 14-15 dolar ödeyerek Türkiye Cumhuriyeti hükümeti temin ediyor bu aşıları. Aşı merkezlerine gidiyorsunuz, randevunuzu alıyorsunuz, hiçbir bir kuruş para ödemeden bunları yaptırabiliyorsunuz. Bu bile büyük bir nimettir. Yani böyle giderse ve bu kapitalist sistemin bir karşılığı, yani bu artık karşılamıyor insan sağlığını ve eğitime yönelik özellikle fırsat eşitsizliği yaratıyor çok fazla. Ve sağlığın da temel bir hak olmaktan çıkartıyor bu mevcut sistem. Ve şu anda bütün dünya kafayı yeni bir ekonomik model ya da yeni bir ideolojiye yoruyor. Yani daha fazla sayıda insana veya insanların tümünü
daha böyle barış içinde yaşatabilecek, temel sağlık hakkını gözetecek, eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak daha farklı bir ideolojiye ya da daha farklı bir ekonomik modele belki ihtiyacımız var. Şimdi bunları tartışmak yerine böyle sığ tartışmalarla vakit geçiriyoruz biz burada. Yani eğer bu kadar bedenlerine yabancı şeyleri sokmaya meraklı değillerse şunu da sorgulasınlar. Gıda takviyesi kisvesi altında üstünde ilaç değildir yazıyor ürünün. Bakıyorsunuz hani yerel televizyon kanallarına gidin inanın korkunç şeyler var. Yani her derde deva yani bir ekstre var ortada. Ya bir baharat tozu. Ya işte bakıyorsunuz bir yerde bir pekmeze benzeyen bir şeyi kavanozun içine doldurmuşlar. Bunun menşei nedir? İşte kontrolü yapılmış mı? Yani genelde bakanlık onaylı diye üstüne bir yazı konduruyorlar ama bu ne kadar doğru, ne kadar geçerli o da Yani bilinmiyor. kesinlikle bunların sertifikaları nedir, nereden alınmıştır? Çoğunda öyle bakanlık onayı falan da yok. Yani siz gene biraz iyilerine rastlamışsınız, biraz daha mantıklı Ve çoğu olanlarına sahte rastlamışsınız. çıkıyor zaten hocam. Yok, yani sahteyi bir tarafa bırakın. Şimdi neye pazarlandığına bakalım bunların. Otizme, Alzheimer'a, işte kalp rahatsızlığına, kansere, bütün bunlara pazarlanıyor. Şimdi gidip bakıyorsunuz, bunları alıyorlar. Sağlıklı gıda, işte hafızam daha fazla şey olacak, gelişecek veya ben kanser olmayacağım falan. Onları hiç sorgulamıyorlar. Mesela onların acil kullanım onayı var mı? Uzun Değil mi? vadeli yan Evet. Bu etkileri olur aşıya mu? bu kadar Kullandıkları bir ilaçla bunun içindeki madem böyle bir etkili madde var bunun içinde, bu etkili madde başka bir şeyle etkileşiyor mu? Uzun vadede bende kısırlık yapar mı? Uzun vadede bende kanser yapar mı? Bunlar hiç umurlarında değil. Kimse bunları sorgulamıyor. Şu anda varsa aşı yoksa aşı. Halbuki aşı ta eski yüzyıldan beri, 1-2 yüzyıldan beri bildiğimiz bir yöntem. Ve dünyada çok kanıtlanmış bir yöntem. Çiçek hastalığından kırılan dünyayı aşı kurtardı. Çocuk felcinden bir ara çocuklar ölüyorlardı. Aşılar sayesinde çocuklar hayatta kaldı. Dünya nüfusu neden bu kadar çok arttı? Çocuk ölümleri çok fazlaydı. Aşılamayla bunun önüne geçildi. Şimdi bu aşı karşıtları diyorlar ki nüfus planlaması yapılıyor bu şekilde. Evet. İşte birdenbire ölmeye başlayacaksınız 4-5 sene sonra. Hayır, tam Evet. tersine. Kendileri bu nüfus planlamasını yapıyorlar. Aslında bu algı yönetimi öyle bir şeydir ki ve ben bunların çok farklı nedenleri olduğunu düşünüyorum aşı karşıtlığının ve aşı karşıtlarının. Şimdi bunun içinden safiyane vatandaşı bir kenara ayırmak lazım. Kafası karışmış olan aşı tereddütü içinde olanlar var. Onları bir tarafa ayırmak lazım. Ama bir Evet, de onlar ayrı. sosyal medyada falan örgütlenmiş. Belli işte bakıyorsunuz ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bunların hesaplarına baktığınız zaman sosyal medyada ya Mustafa Kemal Atatürk figürü vardır üzerinde ya da bazı dini işte besmele gibi veya Arapça bir takım şeyler koyuyorlar. İlginç bir profilleri de var ve takipçi sayıları genellikle çok düşük. Hesap yeni açılmış oluyor. Sosyal medyada bir şey görüyorlar. Biz aşı yaptırın diyoruz mesela. Bir anda 10-12 kişi örgütleniyor ve bir anda size saldırmaya başlıyorlar orada Evet. ve halkın kafasını karıştıracak şekilde oraya bir takım bilgi ve şeyler koyuyorlar, veriler koyuyorlar. Şimdi insanların ilaç okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı illa bir bilim insanı seviyesinde olması gerekmiyor. Ama biz bu dijital devrimle beraber her yere ulaşır olduk. Eskiden hekime hastanede ulaşıyordunuz, bilgiye kütüphanede ulaşıyordunuz. İhtiyacınız varsa bir kitabı arıyordunuz, işte o kitabı bulup alıp onu okuyordunuz ve bu şekilde bilgi alıyordunuz ve bu aldığınız bilgi kesinlikle doğru bir bilgi oluyordu. Yani kütüphaneden yanlış bilgi alma şansınız yok, hekimden yanlış tedavi alma şansınız yok. Şimdi sosyal medyada herkes her şeyi çok hızlı bir şekilde tartışıyor. İnternete girip hemen bir şeyin PDF'ini indirip oradan okuyabiliyor. Belki de hekim olmayan birisiyle sosyal medyada görüşüp tavsiye alabiliyor. Ya da mesleğini kötüye kullanan bir şarlatanla
muhatap olabiliyor. Yani bu dijital devrimin artıları kadar dezenformasyonun hızlı yayılması bakımından eksileri de oldu. Bunlar dezenformasyondan ve sosyal medyadan faydalanıyor. Öyle hocam. Sosyal medyada özellikle en çok şunu duyuyoruz son zamanlarda. Size de bununla ilgili çok fazla soru geldiğine eminim. Bu yaşanan işte kalp krizleri, son dönemde yaşanan kalp krizleri. Evet. Belki işte dediğiniz gibi araştırılmadan, verilere bakılmadan, birkaç sene önceyle karşılaştırılmadan belki bunlar konuşuluyor. Belki aynı düzeyde, bilmiyorum hani kalp krizi oranları, ama herkesin ağzında bir laf, işte komşum Covid geçirdi, iki gün sonra öldü. İşte bilmem neyin akrabası işte Covid geçirdi, adam 10 gün içerisinde dağ gibi adam gitti. İşte hep böyle birilerinin, mutlaka bir yakınlarının şu son birkaç aydır aşı vurulup ya da özellikle aşı üzerinden gidiyor bu iş. Şöyle de sıralama şöyle: aşı oldu, sonrasında Covid oldu, sonrasında öldü. Bu da demek oluyor ki aşıyı zaten boşuna vuruldu, zaten Covid'i kapacakmış. Covid olunca aşı ölümü engellemedi ve öldü gibi. Evet. Şimdi Ezgi Hanım, burada bilimsel bir gerçek var. Çok net. Yani bunu hiçbir daha fazla kanıta da ihtiyacımız yok burada. Şunu biz net biliyoruz. Covid-19 bir grip virüsü. Evet, korona lafı taçtan geliyor. Hani korona taç demek Latince'de. Taçlı virüsler diyoruz. Bunlar baktığımız zaman işte mikroskopta falan başlarının etrafına böyle bir taç varmış gibi gözüküyor. Şimdi bu korona ailesinden çeşitli virüsler çıktı ve kayboldular çok şükür. Onlar daha öldürücüydü. Ancak bu kalıcı oldu ve bir pandemiye yol açtı. Şimdi bu virüsün kesinlikle bir öldürücü tarafı var. Bir de süründürücü tarafı var. Bir de post-Covid dediğimiz, yani Covid sonrası uzamış latent bir dönem, yani uzun süren bir dönem var. Ve uzun vadeli yapabileceği, hani hep aşı karşıtları diyor ya, uzun vadeli, uzun vadeli. Bu virüsün uzun vadeli olabilecek başka bir takım problemlere yol açtığını da görüyoruz. Şimdi aşıyla mukayese ettiğimiz zaman virüsün kendisinin kalp krizi, beyin kanaması veya işte ani bir takım nörolojik sorunlara sebep olması, başka ölümcül, kalıcı problem, ölümcül veya vücutta kalıcı organ hasarına yol açabilecek kalıcı bir takım sorunlar oluşturması ihtimali veya sıklığı aşılıyla mukayese edildiğinde çok 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 yüksek. Yani mesela aşılar kısırlık yapıyor diyorlar. Virüsün bizzat üriner şeyi tuttuğunu, üreme sistemini tuttuğunu ve doğrudan doğruya kısırlığa da yol açabileceğini biliyoruz. Aynen kaba kulak hastalığının virüsünde olduğu gibi. Ancak aşılara baktığımız zaman, şimdi şu anda Türkiye'de güncel aşıyı ele alalım. Güncel olarak şu anda biz BioNTech aşısı olabiliyoruz istersek. Herkes randevusunu alıp gidip olabiliyor. Şimdi BioNTech aşısı artık ruhsatsız veya acil kullanım onaylı bir aşı da değil bakın. Bunu hem Avrupa İlaç Ajansı hem Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi, yani FDA dediğimiz yerde onaylamış durumda. Yani onay da aldı. Aşı karşıtları biliyorsunuz onaylanmamış sıvıyı vücuduma vermem falan diyorlardı. Şu anda onaylı. Başka bir şey daha söyleyeyim. Ben bir farmakoloji uzmanıyım. Bizim ilaçların geliştirilmesi aşamasında çeşitli fazlara ayırırız bunu. Bu fazlar hakkında da millet zaten çok bilgi sahibi oldu. Faz 1, faz 2, faz 3 vardır mesela. Faz 3'e kadar olan kısım ruhsatla ilgilidir. Faz 3'te artık ilaç ruhsat alır ve faz 4 dediğimiz bölüm başlar. Yani geniş kitlelerde ilaç kullanılır. Şimdi bu hiçbir ilaç faz 4'te böyle 2 milyar, 2,5 milyar insana ulaşabilmiş değil. Benim bildiğim BioNTech aşısı bile tek başına 1,5 milyardan fazla, 2 milyar belki ondan daha fazla insana uygulandı şu anda dünyada. Ve elimizde çok geniş bir popülasyondan gelen sonuçlar var. Bu sonuçları biz değerlendirdiğimiz zaman normal insanların başına gelebilecek başka sorunlardan aşıyla gördüğünüz sorunları ayıramıyorsunuz. Bakın ne demek istiyorum. Yüz felci mesela çok konuşuldu bir ara. Yüz felci yapıyor aşılar vesaire. Normal olarak bir popülasyonun içinde, insan topluluğunun içinde yüz felci görülmesinin bir sıklığı vardır. O sıklıktan daha fazla değil bu sıklık.
İşte evet, ben de Ancak bundan burada bahsettim. bazı noktalar var. Gençlerde özellikle kardiyomiyopati ile ilgili, yani kalp kasında bir takım sorunlar oluşturabileceği ile ilgili bazı veriler var. Bu veriler daha genç yaş grubunda daha sıklıkla görülüyor. Ancak geri dönüşümlü olduğu da görülüyor. Öbür taraftan gençlerin hastalığa yakalandığında ölme riski çok daha yüksek. Ve bu bile, şu kardiyomiyopati diye tartıştığımız şey bile oldukça düşük ve biz genellikle böyle ölümcül problemler olduğunda ilaçları ve aşıları yarar zarar hesabı gözeterek uygularız. Yani sizin alacağınız risk önemli bir başka riski devre dışı bırakmış olur. Aşı yaptırdığınız zaman çok önemli bir riski devre dışı bırakıyorsunuz. O nedir? Ölüm riski veya koronavirüse yakalanarak hastalığı ağır geçirip kalıcı bir takım sorunlar yaşama riski. Buna karşın bir kardiyomiyopati veya ne bileyim baş ağrısı, işte baş dönmesi ya da kırgınlık, halsizlik, bazı insanlarda 1-2 gün süren ateş vesaire gibi yan etkiler kesinlikle göz ardı edebileceğimiz ve def ettiğimiz riskle mukayese ettiğimizde çok daha düşük bir risk. O nedenle Çok basit riskler. de aşı mutlaka yaptırması gerekiyor insanların. Ve ben şuna da inanıyorum. Aşı karşıtı olarak örgütlenen ve belli işte gösteriler yapanların falan içerisinde inanın bana aşısını falan yaptırmış olanlar da vardır. Değil Bunun mi? Evet. çeşitli, evet bakın aşı retçiliğinin kökünü de söyleyeyim. Eğer vaktimiz varsa bir iki Tabii ki, kelimeyle buyurun. ondan da bahsedeyim. Dedim ki konuşmamın bir yerinde, Türkiye'de o kadar fazla değil. Hani Türkiye'de daha çok insanların kafası karışık ve tereddüt yaşıyorlar. Ama batıya bakın, Almanya'da, Fransa'da gösteriler oldu. Polisle çatıştı insanlar, Amerika'da da oldu. Ve oralarda bu çok daha yaygın. Sebebi de şudur. Aşı retçiliğinin merkezi Fransa'daki Paris Üniversitesi İlahiyat Fakültesidir ve Paris Katolik Kilisesidir. Çiçek aşısı geliştirildiği sırada ve Jenner çiçek aşısını kullanmaya başladığı sırada yoğun bir şekilde veya onun biraz öncesinde her iki kanaldan da hem Paris İlahiyat Fakültesinden hem de Katolik Kilisesinden bu caiz değildir, bu iyi bir şey değildir şeklinde bir şey gelmiştir, bir fetva gelmiştir yani. Bizim kültürümüzde bu tarz fetvalar yoktur, eski dönemlerde de yoktur. Hatta Osmanlı döneminde Pasteur laboratuvarından gelen bir takım kişilerle, bir takım doktorlarla bu hıfzı sahaya önderlik edecek olan aşı teknolojisinin, aşı geliştirme bilgi birikiminin temeli atılmıştır. Ve Osmanlı döneminde şimdi diyorlar ya yok aşı sertifikası işte damgalanıyoruz, işaretleniyoruz veya bizi kaydediyorlar, fişliyorlar falan. Osmanlı döneminin aşı sertifikaları var. Girsinler internetten baksınlar. Osmanlı'da aynı bugünkü gibi hani hayat evet sığar'da bir aşı sertifikası yapıyoruz ya kendimize. Evet. Aşı sertifikası veriliyormuş. Ayrıca aşı kanunu çıkartılmış. Birçok başka ülkede de toplum sağlığını tehdit eder boyutlara gelirse bu tür eylemler kanun çıkarıyorlar. Yani kanunla aşı yapılmasının zorunlu olması gibi bir durum da söz konusu olabiliyor. İnsanlık çiçek hastalığının kökünü bu şekilde kazıyabildi. Çok. Yani biz Batı'yı gözümüzde bazen büyütüyoruz ama Batı'yı o kadar da gözümüzde büyütmeye gerek yok. Yani cehalet her yerde var. Her yerde cehalet aynı. Ama Batı'da sistem daha güzel, hukuk daha güzel çalışıyor. Bilim insanları daha etik ve daha düzgün işler yapıyor ve gene bilimsel iklim o ülkelerde çok daha iyi olduğu için onlar tabii baktığınız zaman daha fazla parlıyorlar ve biz daha sönük kalıyoruz orada. Evet hocam, o kadar önemli değerli bilgiler veriyorsunuz ki gerçekten insanların aslında ne kadar az bilgiyle ne kadar çok biliyormuş gibi davrandığını bize gösteriyorsunuz. Şimdi bu varyantlarla ilgili peki tespitler nasıl oluyor? Bunu çok merak ediyorlar. Şimdi normal PCR testiyle COVID işte pozitif negatif çıkıyor. Gene aynı test
testlerle mi bu varyantlar, mesela Delta varyantı, Mu varyantı, farklı varyantlar da herhalde önümüzdeki günlerde çıkacak. Yavaş yavaş duyuyoruz işte yurt dışından. Zaten yurt dışında duyuluyor. Bir hafta sonra Türkiye'de iki kişi de var denildi mi olay bitiyor. Bir hafta sonra o iki kişi bin kişi oluyor vesaire. Nasıl tespit ediliyor varyantlar? Şimdi varyantlar daha ileri genetik yöntemlerle bakılıyor. Onların ayrıntıları çok da önemli değil. Yani siz PCR aldınız, pozitif çıktı. O pozitifliğin üzerinden daha ileri tetkikler yaptığınız zaman o varyantları da tespit edebiliyorsunuz. Laboratuvarda bunları yapmak mümkün şu anda. Ya hepsine şimdi varyant... yapılıyor mu peki şu an yapılan bütün test? Bütün pozitiflere yapılıyor mu bu yani varyant tespiti? Şüpheli olanlara genellikle yapılıyordur. Tümüne, belki tümüne de yapılabiliyordur. Bu konuda açıkçası net bir bilgim yok. Bunu sormak veya sorgulamak lazım. Çok yanıltıcı bir bilgi vermiş olmayayım ben bu konuda. Ama mantık yürütürsem, hani hepsine olduğu gibi değildi ama bir varyant eğer mesela Delta şu anda dominant oldu, çok baskın bir varyant, yapılan hepsi hemen hemen Delta çıkıyordur bakıldığında. Mu ile ilgili de orijinine göre veya işte şüphe durumuna göre mutlaka bakılıyordur diye düşünüyorum şu anda. Ancak varyantlar konusunda bizi izleyenlerin asıl bilmesi gereken nokta şu. Hani bunlar karmaşık testler. Yapan yapıyor, işte genetik bilimcilerin alanında olan laboratuvarlarda yapılan işler bunlar. Asıl önemli olan şu, bakın gene aşıdan geleceğiz buraya da. Aşı neden önemli? Şu anda Türkiye'de de var bir takım veriler. Yurt dışındaki verileri de izliyoruz ve bayağı güvenilir kaynaklardan gelen verilere baktığımızda şu an için, yani bu yıl mesela çok daha fazla, geçtiğimiz yıla göre çok daha fazla miktarda pozitif vaka tespit ediliyor. Şimdi bu tespit edilen pozitif vakaların hastane yatışlarına, yoğun bakıma gidişlerine ve ölüm durumlarına baktığımızda %80'in üzerinde aşısız olduklarını görüyoruz. Yani bu önemli bir nokta. Çok bir kere önemli bir aşının veri. Evet. Koruyuculuğunu bir kere gösteriyor. Bu bir. İkincisi de şu. Hani varyant varyant diyoruz ya, niye bu varyantlar oluyor? Durmadan varyant oluyor. İşte varyantın olmasının sebebi de virüsün hastalandırabilmesi. Yani nasıl hastalandırıyor? Bazı insanlar alıyor virüsü, virüs çoğalamıyor onun vücudunda. Hem bağışıklık sistemi daha iyi ya da başka bilmediğimiz, belki ileride aydınlatacağımız mekanizmalar nedeniyle belli bir özel durumu var. Özel bir bağışıklık durumu var o kişinin. Ben böyle bir keşif de yapılabileceğini düşünüyorum geleceğe yönelik. Bunu bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz şu var, hasta olanlarda virüs çoğalıyor, çoğaldığı için, virüs yükü arttığı için bu insanlar hasta oluyorlar ve gene çeşitli nedenlerle hastalık değişik boyutlarda seyredebiliyor. Kimisi yoğun bakımlık oluyor, kimine entübe etmek gerekebiliyor ve bazılarında maalesef işte kaybediyoruz. Her gün bir uçak dolusu insan kaybediyoruz maalesef. Çok büyük bir üzüntüyle ve aşı retçilerini burada da lanetliyorum ben. Çünkü hiç umurlarında bile değil. Her gün bir uçak dolusu insanı kaybetmemizi. Ezgi Hanım şöyle düşünün. Her gün bir uçak düştüğünü ve 250 küsür kişinin hayatını kaybettiğini veya her gün bir kazada 250 kişinin öldüğünü düşünün. Bu toplum ayağa kalkar burada. Yani çok fazla konuşulur ama şu anda bunu tamamen kanıksamış bir durum söz konusu. Şimdi çok önemli hocam söylediğiniz şey. Lafımı şuraya hemen bağlayayım unutmadan. Şu, çok önemli. İşte virüs varyantları da o bedenlerde oluşturuyor. Aşısızlarda. Yani ne kadar çok kendine çoğalabileceği, aşısızlarda demeyelim de genel olarak hani hasta edebileceği, çoğalabileceği, öldürebileceği bir mekan bulduğunda daha hızlı bir şekilde yayılan, daha hızlı bir şekilde gelişen varyantlara da dönüşebiliyor. Ama burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Aşılı olanlara da bulaşabilir virüs. Aşılı olan kişiler de hiç hastalık belirtisi göstermeksizin
bir taşıyıcı gibi olabilirler. İşte tam da bu nedenle hani diyorlar ya bir de madem aşılısınız atalım maskeleri işte aşıları olduktan sonra niye hala maske? Biz hala maske, mesafe ve temizlik dememizin altında yatan sebeplerden bir tanesi de bu. Ben sizinle bir aradayımdır. Ben aşılıyım, siz aşısızsınız. İkimiz de maskesiz konuşuyoruz. Ben belki de virüsü kapmışım o sırada. Virüs benim vücudumda ama çoğalamasa bile ortamda veya benim gibi 3-5 kişi daha varsa size bu bulaşabilir. Ancak aşılı olanların bulaştırma ihtimali, virüs çok fazla çoğalmayacağı için rahat geçiriyorsa, fazla bir semptom göstermiyorsa, sergilemiyorsa şeye göre, aşısız olanlara göre çok daha düşük. Hani bu bilgiyi de niye verdim? Çünkü bunu da kullanıyor Tam da bunu aşiretçileri. soracaktım hocam. Evet. Evet. Yani aşılı olanların riskiyle aşısız olanlarınkini kıyaslamak herkesin kafasında ve sorduğu soru bu. Aşısız olanlar çok daha fazla ve hızlı bulaştırıyorlar kesinlikle. Ama tabii ki aşılı olanlarda da böyle bir ihtimal var. Ama aşılı olan kişi de korunuyorsa, ancak aşılı olan hastalanıyorsa daha fazla bulaştırıcı olabilir bu durumda. Ha, nasıl hasta oluyor diyorsanız da aşılar %100 koruyan bir aşı hiçbir zaman yoktur. Yani o Hiçbir aşılanan grubun içinde 100 hastalık da kişi yok, de değil mi? 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi hastalanacaktır. Ancak burada çok net görüyoruz biz sahada, hastanelerde çok net gözüküyor. Bunlar ciddi önemli bilimsel makalelere de yansıyor. Yoğun bakımlarda şu anda bulunanların %80'den fazlası aşısız, bir kere bu kesin. Evet, bu veri aslında çok yeterli, değil mi hocam? Yani her şeyi Aşı kanıtlıyor. Üstüne olmamız çok da için konuşulacak bence aslında bir şey evet değil. çok da fazla konuşmamamız gerekiyor ama onlar şuradan gidiyorlar gene negatif yerden. Bir %20'si de işte aşılıymış. Ama yani orada bilemediğimiz nedenlerde işte aşıdan faydalanamayabilen bir takım bünyeler olabilir. Bazı insanlarda bilemediğimiz altında yatan başka sebepler olabilir. Bazılarında immün sistem hiçbir şekilde aşıya cevap vermeyebilir. Bunların sayıları azdır ama. Evet tabii bir de o var hocam. Şimdi mesela hani hiç kimse belki o kişi bile kendinde ne olduğunu tam olarak bilmiyor, saptamamış, bugüne kadar tespit etmemiş. Bir takım altta yatan sıkıntılar, sorunlar var. Ama tabii bunlar hiçbir şekilde araştırılıp bilinmediği için çok basit bir şekilde işte hiçbir şey yoktu ama bir anda hayatını kaybetti gibi sözler duymamıza sebep oluyor. Yani şu anda bu olmasaydı, böyle bir pandeminin ortasında olmasaydık gene duyuyorduk etrafımızda sıra dışı ölümleri, ani ölümleri, Allah kimseye vermesin ama bunları her zaman duyduğumuz şeylerdi ama şu anda bir antenlerimiz çok açık. Yani her türlü şeyi hemen koronayla veya aşıyla bağlayabilecek durumdayız. Bir de böyle bir pandemi ortasında İnsanlar şu tarafını da düşünmeleri lazım. Şu anda hastanelerin yükü ağır mı? Ağır. Yoğun bakımlar oldukça insanlara hizmet vermeye çalışıyor. Hekimler yetişmeye çalışıyorlar. Onları da saygıyla anıyoruz burada. Gerçekten hürmet etmek lazım ve ben Öyle. çok üzülüyorum sağlıkçılara karşı saldırılar vesaireler yapıldığında. Bence şu anda şu pandemi süreci bittikten sonra böyle minnetle anılması gereken bir grup olarak belki konuşulacaklar. Çok fazla kayıp da verdiler yani bu pandeminin başlangıcında. İnsanlar şu sıra normal kontrollerini yaptırmayabiliyorlar bakın. Hastaneye gitmekten çekinebiliyorlar ve hastanelerde yük fazla ağır olduğu için bazı ameliyatlar, bazı şeyler ertelenebiliyor ve bunlar daha sonra başka sorunlar da yaratabiliyor. Yani bu ölümlerin artmasının, kalp krizlerinin artmasının altında yatan sebep aşıdan çok bir virüsün kendisi, iki virüs korkusu nedeniyle normal kontrollerin aksaması ve bazı yapılması gereken işlerin ertelenmesi olarak da bakmak lazım konuya. Evet hocam. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Önümüzdeki günlerde farklı tabii ki konuları da masaya yatıracağız inşallah sizinle. Çok sağ olun Tabii Sayın ki. Uzbay.
Ben teşekkür ediyorum Nokta TV'ye ve Ezgi Hanım size ve bizi izleyen tüm izleyicimize sağlık diliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler hocam, eksik olmayın. Evet değerli izleyenler, Profesör Doktor Tayfun Uzbay konuğumuzdu. Sorularımızı yönelttik kendisine. Çok teşekkür ediyoruz ve şimdilik noktayı koyuyoruz.